iş dünyası olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüze koymuş olduğu bir yol haritamız var. Nedir bu? 2023 hedeflerimiz var. 500 milyar dolar ülkemizin ihracat hedefi var. Bir taraftan bu hedeflere koşarken, bir taraftan aparatta aşırı bir şekilde günübirlik zamların gelmesi maalesef bu hedeflerimize giderken önümüze engeller olmaya başladı. Tabii ki takdir edersiniz ki üretimin diğer ayağı pazarlamadır. Pazarlamanın da en büyük gider kalemi nakliyedir. Tabii ki nakliye de akaryakıta bağlı olması hasebiyle ister isterseniz maliyet fiyatlarının yükselmesi ve üreticilerimizin dış pazarlarda özellikle rekabet edilebilecek konumda olmaması, iç pazarlarda yine nakliyenin bayağı bir maliyet teşkil etmesinden dolayı üreticilerimizin ürünlerini satmakta zorlandığını, maliyet yükselmesinden dolayı ve bu da ekonomideki çarkların yavaşlamasına neden olmuştur. Tabii ki dünya petrol fiyatlarındaki artış ortada, çevremizde olan savaşlar ortada, bunları biz görüyoruz. İlla ki petrol fiyatlarının artması gerekiyor ama hükümetimizin, devletimizin petrol fiyatlarının artışıyla paralel olarak gerekirse ÖTV'deki indirimlerden yansıtması veya buradaki bu fiyat artışını hükümetimizin süspanse etmesi özellikle sanayici ve iş adamları açısından daha faydalı olacağını düşüncesindeyim. Bu zamlar ekonomiye bu şekilde yansırken neticede ekonominin taşlarından biri de vatandaş, iş gücü. Bunların cebine nasıl yansıyacaktır? Tabii ister istemez yani herkes kendi bütçesine göre bir aracı var, kendi bütçesine göre bir yakıt kullanımı var. İster istemez buna yansıyacaktır ama bizim için özellikle iş dünyası burada önemli. Çünkü üretim önemli. Üretimden ziyade üretimle beraber yapacağımız ihracatlar önemli. Bu açıdan baktığınız zaman yani vatandaş açısından da haklı olabilir ama sanayici açısından daha önemlidir. Çünkü bir yandan fiyatların yükselmesi demin de söylediğim gibi ekonomi şartlarını yavaşlatmaya doğru gidiyor. Buna bir an önce bir önlem alınması, devletimizin, hükümetimizin akaryakıttan kaynaklanan, dünya petrol fiyatlarından kaynaklanan farkı bir şekilde süspanse etmesi gerekmektedir. Çözüm önerisi olarak var mıdır sizin bir fikriniz? ÖTV'nin biraz, bir iki puan ÖTV'nin düşürülmesiyle buna çözüm bulunabilir yani. Geçici olarak petrol fiyatları yüksekliğinden dolayı. Ha 3-5 gün sonra dünya piyasalarındaki petrol fiyatları normala indiği zaman hükümetimiz yine eski ÖTV oranını almaya devam etsin. Ama bu süreçte bizim buna ihtiyacımız var. En azından 3-5 puan ÖTV vergilerinin geçici olarak da indirilmesi gerekir diye bir çözüm önerimiz var bizim.